Ödemi görecekti. Aşkım bana yemek yapıyormuş, kahvaltılar hazırlıyor. Ne yapayım sana aşk? Senin için her şeyi yaptım, bak mutfağa da girdim. Sucukları da kocaman kocaman doğradım. Ama çok güzel olacak, parmaklarını yiyeceksin şimdi. Hadi bakalım. Tuz. Ne oldu aşkım, iyi misin? Aa, çok acıyor. Aşkım, senin yüzünden de kedilere gitti sucuklar. Ne yapayım? Sanki bilerek mi yaptım Kaan? Beni görünce tabii heyecan yaptın. Ay hiç de bile. Aşkım. Efendim. En çok yapmak istediğin şey nedir? Nasıl yani? Bilmem. Yani en çok ne yaparsan mutlu olursun? Bir düşüneyim. Mesela kavga etmesek çok sevindirik olurum. Aşkım laf sokma. Yani Luna Park'a falan gitsek mutlu olur musun? Öyle şeyler söylüyorum. Olurum tabii. Aynı çocukluğumdaki gibi. En çok da bisiklete binmeyi seviyordum ben. Özgür hissediyordum o zaman kendimi. Yıllardır da bilmiyorum. Niye sordun ki? Hiç öyle aklıma geldi. Bir sorayım dedim. Şu tabağı uzatır mısın? Thank you.
Aşkım, çok güzel bir gündü be. Beni çok mutlu ettin. Aşkım, çok daha fazla mutlu olacağız. Ayrı geçirdiğimiz günlerin acısını çıkaracağız, emin ol. Hem babama da değişiklik oldu, biliyor musun? Böyle ailecek bir arada olmak çok güzel. Biz çok mutlu, çok büyük bir aile olacağız. Söz mü? Söz. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Ne yapıyorsun? Hiç, sen? İyi, ben de yeni kalktım. Rüyamda seni gördüm, çok mutlu uyandım, biliyor musun? Bir arayayım sesini duyayım dedim. İyi etmişsin. Neredesin, evde misin? Evdeyim, daha çıkmadım çiçeğe. Bugün çıkma, sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söylemem. Gelince görürsün. Bir yere gitme, beni bekle. Tamam mı? Tamam ama çiçeğe çıkmam lazım artık. Ya bir gün Huriye senin yerini idare etsin, ne olacak? Tamam tamam ama bak bu sefer son. Hadi öpüyorum seni. Gel anne. Günaydın. Günaydın anne. Niye dövüşmüşsün sen Kaan? Ha oğlum? O soğumaz yapışkanı için değer mi? Hiç mi kendini acımıyorsun oğlum? Anneciğim, her şey geride kaldı. Üzme kendini artık. Yavrum, ben senin için üzülüyorum. Ya bırak şu kızın peşini. O senin dengin mi? Sen çok daha iyilerine layıksın oğlum. Çok daha iyi bir geleceği hak ediyorsun çocuğum. Her şey çok güzel olacak anne. Merak etme sen. Merak etme sen. Böyle diyorsunuz, sonra gene bildiğinizi okuyorsunuz. Ece de öyle. İki gündür böyle ruh gibi evin içinde. Bugün de kendini odasına kilitledi. Niye? Neyi var ki? Ay, bilmiyorum. O da söylemiyor. Sen bir git konuş onunla. Sana söyler. Ay Işka, vallahi yoruldum oğlum. Kadın başıma, hepinize yetişemiyorum işte. Çok yoruldum be. Tamam anneciğim, merak etme sen. Ben konuşurum onunla. Peki. Hadi sağ ol oğlum.